Salam Kamil Doktor. Salam. Salam əziz izləyicilər. Yeni doğanların problemli mövzularına devam edirik. En çok karşılaştığınız göbektir. Yani çünkü bir göbekten akıntı olduğu zaman göbeğe qulluq necə olmalıdır? İstersen o sualla başlayalım Kamil Doktor. Ya bence göbeğe qulluqdan başla çok necə. Göbeğe bak. Normal şartlarda biz göbeğe quru göbek bakma, göbek ciyesinin quru bakma deyilən bir quru qulluq deyilən bir şey var. İstifadə etdiyimiz odur. Yəni bebekte olduqdan sonra doğum evinde bir kere batikondan sildirik göbeği, sildikten sonra göbek kesilir, kesilme göbek ciyesi kesilir. Ondan sonra göbeği hiçbir şekilde islatmırıq biz. Yəni ora spreyle herhangi bir şey sıxmırıq. Risk grubu olmayan xəstələrdə, sağlıklı uşaqlar, xəstə demək sağlıklı uşaqlarda diye. Bu şekilde de göbek təxminən 10-14 gün içerisinde, 7-14 diye ki 14 gün içerisinde düşer. Zaten 14 günü keçerse göbek düşmür diye başka bir problem var mı yok mu diye gec düşmesi göbeğin adıyla bazen uşaqlardan bazı analizler istediğimiz olur. Tamam mı? Buradaki önemli olan şey göbeğin 14 gün içerisinde düşmüş olmasıdır. Bize gelen şikayetlerden biri sen de dediğin gibi göbekte akıntı var. Göbekte akıntı, göbek düştükten sonra olabilir, düşmeden önce olabilir. Akıntı irinli olabilir, seroz olabilir. Göbek düşmeden önce olan akıntılar ümumilikte bazen enfeksiyon əlamət olur. En çok sebebi ne de? Aile uşağı yuyur, yuduqdan sonra göbeğin tam qurulamadan paltarını giyindirir, göbek istak kalır. Göbek istek kaldığı için, istak kaldığı için de bir de gigiyenide riayet olunmazsa burada enfeksiyon olabilir. Göbekte olan enfeksiyonlardan biz niye korkuruq? Niye? Çünkü göbekten giden damarlardan enfeksiyon birbaşa sistemik şey aşağı boş veniye geçip yani sepsise sebep olur. Üreye kadar. Üreye kadar ve oradan da bütün bedene yayılır. Göbek bir orada açık bir damar var. Şey, ana karnında göbekten damarlarının uşağı beslenir. Ona göre göbek enfeksiyaları yeni doğan döneminde bizim en büyük kabuslarımızdan, en büyük dehşetlerimizden biridir. Göbek düştükten sonra bazen su kimi seroz akıntıları olur. Bunun en çok sebebi göbekten mele giden granülasyon dokusu tohuması ya da poliplerdir. İkinci bir səbəbi də göbəkdə urahus dediyimiz sidik kisəsi ilə ana qarnında sidik kisəsi ilə şeyin göbəyin əlaqəsi olaraq ondan əlaqədar bir videomuz var idi. Çəkmədikmi? Daha çəkmədik olacaq. Ondan əlaqədar bir ayrı xüsusiyyəti olan bir mövzu olduğu için çəkərik ondan əlaqədar bir mid video. Bəzən bu ola bilər. Biz axıntı ilə su kimi axıntı ilə ya da yüngül sarı kimi amma irinli olmayan axıntı ilə gələn uşaqlarda çox vaxtı qan analizi istəyirik. Niyə istəyirik? Çünki bu axıntı bəzən infeksiyanın da əlaməti ola bilir. Bəzən oradan kültür də alır o. Bəzən də 4-4'lük infeksiyon əlaməti olmayan, heç bir problemi olmayan uşaqlardır. Uşaq qəşəng gəmir, qusması yoxdur, çox yatmır. Aktivitesi normal aktivliyi olan bir uşaqdırsa da aralayıb baxırsan ki, orada polip ya da granülasiya toxusu var ki, bunları da gümüş nitratla yandırırıq çubuqlarını. Bu yanma deyincə ailələr adını eşidincə qorxurlar. Yanma deyil, o kimya ve gümüş nitrat maddesine dokunursan o polipin kökünü oradan eridir. Eridirsen. Bəzən bir dəfə yetir ama çox vaxtı bir dəfə yetmir. 3-4 seansda etdiyimiz olur. Bəzən heç birinci seansı biz ailəyə göstəririk. İkinci, üçüncü seansı ailə evdə özü uygulayır. Ama bunu ailə birbaşa aptekdən alıp gümüş nitratla oranı yandırmasın. Biz məsləhət görmürük. Çünkü belki bu sepsis əlamətidir. Göbək infeksiyasıdır. Eğer göbək infeksiyasıysa bu xəstələrdə xəstəxanaya yatırıp damardan antibiyotik vermek gerekir. Yoxsa 3 gün sonra sepsisdən ya da meningitdən uşağı itirə bilərik. Göbək granulomasına əlaqədar söyleyeceğim bu kadar. Göbək gec düşürsə, bu suala da cevap verək mi bu mövzuda? Buyurun. Göbekçi mövzusu açılmışken. Göbek 14 günü keçerse bunun altından bəzən heç bir şey çıkmaz. Bəzən de bəzi xəstəlikler var, onlar çıkar. Bu xəstəliklerden bir, anadan gelme hipotiroidi dediğimiz zobun, yani qalxına bənzər vəzin yaxşı çalışmamasıyla olan xəstəlik. Göbeğinde yırtıq olan, göbek qrijası dediğimiz uşaqlardan. Göbeğe gec düşen uşaqlardan mütləq tiroidlerine bakmak lazımdır. Çünkü anadan gelme hipotiroidisi olan uşaqlarda zamanında diagnozu koyup müalicə vermezsen ciddi ağıl zayıflığı, ciddi nörolojik kritinizmle bu hastalar karşımıza gelebilirler. Zaman bizim əleyhimize işleyen bir məfhumdur burada, tamam mı? İkincisi, bazen qanın leykosit adgeziyon defekti dediğimiz ağ qan hüceyrələrin bəzi xəstəlikləri buna səbəb olabilir. Bəzən laxtalanma problemleri, ama normal laboratoriya testlerində laxtalanma değerleri normal olub, faktor 13 dediğimiz bir qanın laxtalanma faktoru var. Bunun eksikliyi de olur ki, bu bəzən gec göbək qanamasına səbəb olabilir, bəzən de göbəyin gec düşməsinə səbəb olabilir. Bəzən de göbəyin islah tutulması, oranın infeksiyonlu olması da göbəyin düşməsini geciktirə bilir. En çok göbəyin
Gec düşmesinin tibbi sebepleri bunlardı. Tibbi olmayan sebepleri de var ki bazen 18-20 günlükken de biz düşmürüz şu an. Hiçbir problemi de olmur uşaqlarda. Bununla da karşılaşırıq. Yani her zaman gebek gec düşürse hastalığı olacak diye bir şey yok. Ama iceberg'in görünen tarafı var, görünmeyen tarafı var. Görünmeyen tarafında ciddi hastalığı da olabileceği için göbeği 14 günde düşmeyen uşağı bir hekim kontrolünde olmasında fayda var diye düşünürüm, bu kadar. Çok kısa söz praktikamızda da bu şekilde uyguluyoruz. Çok kısa bir şey soracağım. Bu hidrojen peroksit damlatmalar, zilyonkalar, evde damlatmalar. Bunlar hekim nezaretinde. Eğer onfalit varsa sen burayı yerli damla damlatırsan ama damarın için o damlanı damlatıp oranı muayene edebilmediğin için sepsise geçiş yapıcı. Yani az önce ne dedik, bizim korkulu dehşetimizdi, kabusumuzdu yeni olanlarda. Eğer kana geçmişse. Onfalit. Kana geçipse sen orada damlattığın zelyonka o bu ilemez. Ha, bazen atıram ki uşakta bakırsan ki septik markerlar, septik kanın infeksiye göstericileri artıp da uşağın klinikası var. Ha, burada hem yerli göbek bakımı hem de damardan antibiyotik verirsen bəzən belə olur ki xəstədə sepsis əlaməti yox, canavar kimi də kültür alır, kultura yani oradan sürüntüdən kultur alırsan bir sıxıntı yoxdur. Bizim də bəzən yerli tedavi ilə ora sadəcə krem ya da dərman sürtüb də hani sadəcə yandırıb göbək qıranlı olmasın evə göndərdiyimiz xəstələr də olur. Yəni bunları amma bu dəqiq resept verilib ki sən get bunu istifadə elə ya da buradan görüp muayenelemeden, uşaqla birlikte değerlendirmeden insanlara dəqiq bir gösteriş vermek olacak bir mövzu da öyle. Bu hekim kontrolünde olması gereken bir mövzudur. Yani iceberg'in, buzdağının bir de görünmeyen tarafı var. Çamlı söyleyeceğim bu kadar. Bence yeter kadar danıştık mövzuda. Teşekkür ederek bence bitirelim videonu. Helalik, sağ olun.